Bahar sen misin? Evet efendim. Sen de Osman'sın. Osman Kozan. Kemal'in babası. Kemal'in babası. İyi bildiniz. Sizinle konuşacaklarım var. Buyurun. Derdiniz neyse içeride konuşun. Oturun. Ayakta kaldınız. Lüzumu yok. Şuna bak. Ben buraya... Neden geldiğinizi biliyorum. Sizin şimdi söyleyeceklerinizi eşiniz geçen hafta söyledi. Sanmam. Eğer Zühre Hanım gerekeni söylemiş olsaydı... ben şimdi burada olmazdım. Bu salonda. Sizin zavallı hayatınızda. Kendinize gelin. Benim evimde bana hakaret edemezsiniz. Ha. Seni tanıyorum. Mutfakta bizim hizmetçiyle dedikodu yapıyordunuz. Hayır. Yanlış hatırlıyorsunuz. Ben sizin evinizin emektarı Nazire'yi ziyarete gelmedim. Benim o eve gelmemdeki asıl sebep eşinizi görmekti. O ağzımıza bir parmak bal çalmak için gönderdiği... Anne! Sakin ol. Beyefendinin derdi neymiş öğrenelim. Ne diyecekse deyip gitsin. Buraya bizi seyretmeye mi geldiniz? Ne söyleyecekseniz söyleyin, terk edin evimi. Anne. Evet, sizi dinliyorum. Ne istiyorsunuz bizden? Aferin. Bu hallerini sevdim genç hanım. Akıllısın. Ağzını iyi laf yapıyor. İyi bir avukat olacaksın belki ama... Kemal'e uygun bir hanımefendi olur musun? Hiç sanmıyorum. Söyleyin. Ne istiyorsunuz bizden? Kızım. Bırak bu lady numaralarını. Asıl siz ne istiyorsunuz? Ederiniz neyse ödeyeyim. Oğlumun yakasından düşün. Kaç para edersiniz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor musunuz? Siz bizi ne sanıyorsunuz? Kemal'den istediğin... bu değil mi? İşinizi kolaylaştırıyorum. Zamanınızı boşa harcamayın. Ne istiyorsanız söyleyin, vereceğim. Evimden. İstediğimi almadan gitmem. Ne konuştuğunuzun farkında mısınız siz? Biz satılık değiliz. Herkesin bir fiyatı vardır küçük hanım. Sizi daha fazla dinlemek istemiyorum. Gidin lütfen. Gelin anlaşalım. Sana vereceğim parayla hayatını kurtarırsın. Aileninkini de. Bana dokunmaz sana vereceğim pay ama sen iyi yaşarsın. Yeter artık. Defol evimden. Sen annenden akıllısın kızım. Bak. Herkese bu kadar cömert davranmam. Ne olursa olsun gelinim olamayacaksın. Onun için bu fırsatı kaçırma derim. Çekinme. Oyun oynamaya gerek yok. Birbirimize dürüst olalım. Kimse bir şey duymayacak. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Bu evden hemen gitmenizi istiyorum. Bir daha da yüzünüzü asla görmemeyi istiyorum.
Gidin artık. Polis mi? Çekinmeyin, çağırın. Osman Kozan evimizi bastı dersiniz. Allah'ım yarabbim. Sen sabır ver yarabbim ya. 200 bin yeter mi? Anlaşıldı. Al kendin yaz. Ne kadar istiyorsan o kadar. Paranı da pulunu da al. Defol git evimden. Anne. Tamam yapma bırak. Hemen çıkın dışarı. Evimizi paranıza daha fazla kirletmeyin artık. Al. Bu senin aşkını fazla fazla karşılar. 300 bin. Ne açgözlülük. Fiyatın ne kızım senin? Baba. Ne yapıyorsun sen? Sen karışma. Senin ve bu çapulcu ananın fiyatını söyle. Söyleyin ödeyeyim, düşün oğlum yakasından. Baba sus artık. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Git artık buradan lütfen. Budalalık etme. Anlamıyorsun. Onların tek derdi para. Sana kancayı taktılar. Hayır. Asıl senin tek derdin para. Babanla konuştuğunu unutma çocuk. Unutma demekle olmuyor. Unutturmayacaksın o zaman. Saygısızlık etme çocuk. Saygı görmek için hak etmek lazım. Baba. Dünkü çocuksun sen. Bunları tanımıyorsun. Adamı ayaküstü kandırırlar. 3 kuruş para kopartmak dertleri. O da kabulüm. Neyse verelim bitsin gitsin. Herkesi paranla satın alabileceğini zannediyorsun değil mi? Yazık sana. Babanla konuştuğunu unutma dedim. Bu çulsuzlar için demez. Sus artık. Ben kiminle konuştuğumu biliyorum. Sen hep böyle yaptın zaten değil mi? Etrafındaki herkesi korkuttun, ezdin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senden babalık filan görmedim. Kemal, yapma ne olur. Para dışında hiçbir şey görmedim senden. Ne ben, ne abim, ne ablam. Hiçbirimizi sevmedin sen. İçinde sevgi diye bir şey yok senin. Vicdan ve merhametten haberi yok. Zalimsin, zalim. Hiçbir şeyin yok senin. Paran var sadece. Sus! Yok artık baba. O kadar da değil. Beni, aileni, soyadını kaybedeceksin. Pişman olacaksın ama çok geç olacak. Aç kalacaksın aç. Bu zavallılar gibi. Yeter artık ama. Dua et babamız. Yoksa, yoksa ne ulan? Senin Kemal diye bir oğlun yok artık. Soyadını da paranı da al git buradan.